inanca, hangi siyasal seçime dahil olursa olsun herkesin hakkının ve hukukunun burada eşit ve ağırlıklı bir şekilde savunulduğunu görüyorum. Şimdi Mehmet Altan var biliyorsunuz, bu yetmez ama evetçilerin, ikinci cumhuriyetçilerin babalarından, kurucu papalarından birisi. Ya sansürcüler sansür edilince bağırmaya başladılar diye bir tweet atmış. Kendisini burada kınıyor ve protesto ediyorum. Bu cehennemin yolunu döşeyen liberal ahmaklardan biridir. Bu cehennemin yolunu döşeyen. Burada Emre Hoca buranın şahididir. Tutuklandıkları zaman kim karşı çıktı hocam onlara? Ben yazı yazdım ya. Tele1 karşı çıktı. Bu cehennemin yolunu döşediğiniz halde hangi sansürden söz ediyorsunuz? Tele1 kime karşı ve nasıl bir sansür uygulamış? Bu nasıl bir soytarılıktır ya? Hem bu cehennemin yolunu döşediniz, hem bu AKP iktidarına paha biçilmez bir destek verdiniz. Bugün AKP bu iktidarı sizlere borçlu. Çünkü halkın direniş refleksini kıran sizlersiniz. Sizin o soytarılığınız, o sizin sözüm ona, siyasal ve toplumsal, bilimsel bir bakış diye sunduğunuz o soytarılıktır. Bilimle alakası olmayan o tutumunuzdur sizin. Vesayet rejimine karşı mücadele ettiğinizi zannederken darbecilerin kucağına düştüğünüzü bile fark etmediniz. Bu kadar ahmaksınız. Bu kadar ahmaksınız. Darbecilerin, Fethullahçı çetenin hizmetine girdiğinizi bile fark etmediniz. Çünkü haki üniforma gördüğünüz her yerde bir kemalizm ve despotizm gördünüz siz. Yaşamınız boyunca. Yaşamınız boyunca. Sizin solla, sosyalist hareketle, devrimci hareketle hiçbir ilişkiniz olmadı. Ona karşı derin ve iflah olmaz bir düşmanlık gösterdiniz. Evet. Onun bir parçası da Cumhuriyet devrimciliğiydi. Bu ülkenin tarihindeki o devrimci, aydınlanmacı damardı. Bunu anlamadınız ve kavramadınız. Hiçbir zaman kavramadınız. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Bu ülkede ilk darbenin İslamcılar tarafından yapıldığını hiçbir zaman görmediğiniz gibi 31 Mart vakasıdır 1909. Son darbenin de, Fethullahçı çetenin darbesinin de geldiğini fark etmediniz. Benim 1 Nisan 2016 tarihli yazımına bakarsanız eğer, ABC gazetesinde yayınlanan, darbenin geldiğini neredeyse ana anına yansıttık. Biz müneccim değiliz, falcı hiç değiliz. Olayların gelişimini okuduğumuz zaman bunu gördük. Siz ise Fethullahçıların televizyonlarında hala cemaatle AKP arasındaki ganimet kavgasının ne diyelim fedailiğini yapıyordunuz. O bakımdan bırakın sansürcüleri. Ya tutarlı olun, tutarlı olun. Ya bu karanlığa karşı savaşacaksınız samimi bir şekilde. Bu halktan özür dileyeceksiniz. Tarihin önünde özür dileyeceksiniz. Özür dileyeceksiniz. Bir öz eleştiri yapacaksınız. Sizin aklınızla alay edenleri tanıyacaksınız. Ondan sonra bu tip laflar etmeye hakkınız var. Buyurun hocam. Evet. Şimdi değerli izleyiciler, ben gene anayasadan gideceğim ama bu cezanın iki tane ayrı sonucu daha oldu. Onlara işaret etmek istiyorum. Yalnız önce sevgili Yanardağ bir hatırlatma yapacağım. İlk darbe tabii 31 Mart değil. 1878'de Abdülhamit'in Rus... O bir